Şimdi fiyatımız olacak. Başka? Satılan lastik sayısı. Şurada bir lastik sayısı var. Lastik sayısına bakacağız. Buna göre kasasına günde giren para. Yani şurada neyi koymamız lazım? Bizim bir kasa koymamız lazım. Normalde kasa mantığı nasıl çalışır? İşte atıyorum kalemin tanesi 5 TL'dir. Senin deponda 3 tane kalem vardır. Kasana hepsini satarsan kaç para girer? 5 çarpı 3'ten 15 tane girer. Yani ben fiyatla lastik sayısını çarptığım zaman kasayı bulmuş olurum. Hemen başlayalım. Başlangıçta bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonu indirim yapıyor. Şimdi başlangıçta 100 lirası 100 liradan satsaydı mevsim sonundaki satışımız ne kadar olacaktı bizim? 75 lira olacaktı. Onu hemen yazmış olalım. Mevsim sonu satışımız 75 lira olacaktı. Günde satılan lastik sayısının %40 arttığını, günde de 100 tane lastik satsaydı eskiden, yani 100 TL üzerinden 100 tane lastik satsaydı, 75 TL üzerinden ne kadar lastik satıyormuş? 140 tane lastik satıyormuş. Buna göre hemen şu durumu inceleyelim bakalım. Başlangıçta ne kadar para giriyor bu adam cebine? 1, 2, 3, 4 tane para giriyor. 1, 2, 3, 4. Yani başlangıçta kaç para giriyormuş? 10 bin para giriyormuş. Peki son halde ne kadar girecek? 75 çarpı 14 kadar girecek. 5 kere 4 20, 7 kere 4 28. Şurada ne gelecek bir de? 75 gelecek. Toplarsak 0, 5, 10. Bir de 140'ın sıfırı vardı. Şuraya bir sıfır daha atarsak. Yani son durumda bu adamın kasasına ne kadar para girmiş oldu? 10 bin giriyorsa 10 bin 500 girecek. Buna göre kasasına giren para yüzde kaç artmıştır? Adam bizden yüzdelik istiyorsa ben bunu ne yaparım hemen? İki tane sıfırları silerim. Bu adam 100 girerken kasasına ne kadar girmeye başlamış? 105. Yani 100 artı 5 lira girmeye başlamış. O zaman yüzde kaç artışımız vardır? Yüzde 5'lik bir artışımız vardır diyebiliriz. Neye benzedi bu soruda? O dikdörtgen sorusuna benzedi. Dikdörtgeni de aynı mantıkla çözüyorduk hatırlarsanız. Geçtim. Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların hocam 75 yazan kısmı anlamadık. Dur geçmeden bir daha açıklayalım orayı o zaman. Şimdi ben orada şunu yaptım. Biraz büyüteyim. Şimdi biz dedik ki başlangıçtaki fiyatımız ne kadar olsun dedik. Başlangıçta 100 liralık bir fiyatımız olsun dedik. Bu başlangıçtaki yani bir indirim vesaire bir şey olmadan 100 liraya satıyorum. Depomda da 100 tane lastik olsun dedim. Ben bunları çarptığımda benim kasama ne kadar para giriyordu normalde? 10 bin lira para giriyordu. Daha sonra adam bana diyor ki ben diyor mevsim sonu indirimi yapıyorum ve yüzde kaç indirim yapacağım diyor. %25 indirim yapacak. Ben 100 liraya satıyorsam %25 demek ne yapıyorduk direkt? 100'ün 25 azaldığı için neyle çarpıyorduk? 75 bölü 100 ile çarpıyorduk gittiğinde. Demek ki bizim yeni satış fiyatımız ne kadar oldu? 75 liralık bir satış yapacağız. 100'dü 20, %25 azaldı. Yani 75'lik satış yapacağız. Satışların adedi de %40 artıyormuş. Şimdi normalde biz artma işlemini nasıl yapıyorduk? 140 bölü 100 ile çarpacaktık. Kimi? Bizim adedimiz ne kadar? 100. 100 çarpı 140 bölü 100 ile çarptım. Gitti gitti. O zaman benim adetim de kaça çıkmış oldu o yüzden? 140'a çıkmış oldu. 100 çarpı 100'den 10 bin lira para kazanıyormuşuz. 75 çarpı 140'tan 10.500 lira para kazandık. %105 kazanmaya başladık. Yani %5 kar elde etmeye başladık bu soru için. Oradaki mantığı anladınız mı? İndirim yaptığım için ne demiştik indirimde? Direkt 100'den düş 75. 75 bölü 100'le çarpıyoruz direkt. Onu alışacağız o yüzde problemlerinde. O tarz çözmeye. Her defasında uzun uzun yapmayalım. Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarları toplamı 50 tondur. Şimdi elimizde bir portakal var. Bir de mandalina var. Ve bunların toplamı bu x kadarsa, bu y kadarsa x artı y ne kadarmış? 50 ton kadarmış. Bunu şöyle sorunun bir tarafında dursun. Portakalların %7'si, mandalinaların %8'i çürümüştür. Şimdi biz bunun %7'si çürüdüyse o zaman x çarpı 7 bölü 100'ü ne oldu? Çürüdü. Eğer bakın %7'si azalsaydı ben bunu neyle çarpacaktım? X çarpı
93 bölü 100 ile çarpacaktım. Ya da adam bana azalıyor ya da artıyor demiyor. %7'si çürüdü diyor. O yüzden ne yaptım? X'i 7 bölü 100 ile çarpsa. O mantık nerede geçerli? Şu mantık artış ya da azalışlarda geçerli. O yüzden burayı burada bir noktaladık. Devam ediyorum. Mandalinaların ise %8'i çürümüştür. Yani mandalinaların ne kadar çok söyledik? %8'i çürümüştür. Ve çürüyen portakal, bakın burası kim bunlar? Bunlar çürüyenler, çürükler bunlar. Çürüyen portakal ve mandalinalar toplam çürüdüğü zaman zaten elimizde x tane vardı. Bu x'in bu kadarını çürüttük. Elimizde y tane vardı. Bu y'nin %8'ini çürüttük. Ki şu çürüyenleri bir bulalım. Çürüyenlerden zaten hepsinden çürüyenleri çıkartırsam geriye ne kalacaktır zaten? Sağlam olanlar kalacaktır. Şimdi çürüyen portakal ve mandalinaların 3,8'miş. Yani bu da kaça eşitmiş? 38 bölü 10'a, yani ton mu? Ton. O zaman şöyle yapalım burayı da. İşlemimiz kolaylasın. Şimdi geleceğim Ezgi dediğin yere. Hepsinde bölü yüzler birbirini götürdü. 7x artı 8y de kaça eşitmiş? 380'e. Soru benden. Tamam işte şimdi azaltacağız zaten. Şu an ben hiç artış ya da azalış bakmadım. Verilen sayıları inceliyorum şu anda. Soru benden kim istemiş? Sağlam portakallar, yani x ile alakalı işlem yapmamı istiyor. Hemen x'i bulmak için y'yi yok edeceğim. Yani yukarıyı kaçla çarpayım? Eksi 8 ile çarpayım. Bak şimdi sorunun sonunda demek istediğim yeri anlayacaksın. Eksi 8x eksi 8y eşittir eksi 400. 7x artı 8y eşittir 380 ise eksi x kaça eşitmiş? Eksi 20'ye. Demek ki x kaça eşitmiş? 20'ye. Demek ki benim başlangıçtaki kaç ton portakalım varmış? 20 ton portakalım varmış. Şu an bu 20 ton içerisinde kimler var? Sağlamlar da var. Çürükler de var. Bakın ben ne yaptım? Bütün portakal sayısını hesapladım. Bunun yüzde kaçı çürümüştü? %7'si çürümüştü. %7'si çürüdüyse ister şunu yapabilirsin. Hocam %7'si çürüdüyse geri kalan %93'ü nedir bunun? Sağlamdır diyebilirsin. Bu benim için cevaptır, geçerlidir, mantıklıdır. Ya da şunu da yapabilirsin. Bu bir cevap. Ya hocam bunun daha küçük sayılarla uğraşmak istiyorum. %7'si çürükmüş. Yani 7 bölü 100'ü çürükmüş. Gitti gitti. 7 kere 12, 14. 1,4'ü neymiş bu adamın? Çürükmüş. 1,4'ü çürükse ne kadarı sağlamdır diye bakmam lazım. Tamamı 20 değil miydi? 20'den ben neyi çıkartmam lazım? 1,4'ü çıkartmam lazım diyebilirim. Bu da benim için bir cevaptır. Şöyle çıkartırsan burası 6 yapar. 9'dan 1 çıkarsa 8 yapar. 1,18,6'sı neymiş? Sağlanmış. Yani sen ister şuradan git. Burada da şunu götürecektir. 3 kere 2 6. 9 kere 2 18. 10'a böldüğüm için yine bak 18,6'sı yine sağlam oldu. Ya da hocam ben çürüyenleri bulurum. Tamamından çürüyenleri çıkartırsam yine neleri bulmuş olurum? Sağlam portakalları yakalamış olurum. Bu da bizim için bir çözümdür. Buradaki mantığı anladık mı? Adam azalıyor demediği için portakalların %7'si, mandalinaların %8'i çürümüştür. Direkt çürüyen adeti verdiği için azaltma işlemine gitmedim ben. Ayrı ayrı denklemleri yazdık. Ardından ortak çözüm yaparak soruyu bitirmiş olduk. Bakın önemli bir soru. Zor gibi duran ama bence çok da kasıntı olmayan bir soruymuş. Zoruymuş. Geçtim, yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Neymiş soru? 17 örnek TYT. Bakalım ne demiş soru bize. Aşağıda alınanın %20'si vesikalık fotoğraf için. Evet. Devam edelim. Hiç bölmeyelim. Zaten problem çözüyoruz. %20'siymiş burası. Yani bir 20 dakika daha yapıp bırakırız. Ayrılan bir öğrenci. Yani şu kısım ne kadarıdır o zaman? Kalan kısım %80'dir. Bu dursun. Belki işimize yarar. Devam ediyorum. Boyutları 4 ve 6 santimetre olan vesikalık. Yani şurası 4'ün bir katı olacak. Şurası da 6'nın bir katı olacak. Şekilde bir vesikalık vermiş bize. Bilgisayar ortamından kenarlarından eşit oranda küçültülerek ilgili alan tam olarak doldurulacak şekilde fotoğrafın çevresi 10 birim olacakmış. Şimdi o zaman şöyle yaparım ben de. Şu %20 dursun, unutmayacağız onu. Ya hocam burası 10'sa, şimdi çevresi 10 kadarsa şu ikisinin toplamı kaç olması lazım? Şu ikisinin toplamının 5 olması lazım. Oranımız da 4'e 6 idi. Yani oranımız da kaça kaç?
2'ye 3. Yani ben kısa olana 2 dersem uzun olana ne demem lazım? 3 demem lazım. 2 kere 3, 6. Yani benim şuradaki dilime ayırdığım alan ne kadara karşılık geliyor şu anda? 6, ki bu tüm şeklin yüzde kaçı kadardı? %20'si kaça geliyormuş? 6 birimlik bir alana denk geliyormuş. Buna göre bu kimlik kartının alanı kaç birim karedir? %20'si 6 ise %100'ünü soruyor bana. %100'ü kaçtır der, soruyu bitiririm. 5 katıdır, 5 katıdır. O halde x eşittir %30'udur diyebiliriz. D şıkkı. Ne yaptım ben? Şuradaki şu oranı kullandım. Bakın 4'e 6, yani kısa kenarla uzun kenar arasında 2'ye 3 oran varacak, olacakmış. Çevresi 10'sa 5'e 5 diye ayırdım. Yani 2 ve 3 diye ayırdım. Küçük olan 6'ysa, yani %20'lik alan 6'ya karşılık geliyorsa, %100'lük alan kaça karşılık gelir? Daha fazla gelir. Doğru orantı. İster içler dışlara çarpım yap, istersen katları kullan. Bir ildeki anaokullarının tüm okullar içindeki payı 2010 yılında %10'muş. Yine hemen bir 12 sezalım. Bir tüm okullar var. Bir de anaokullar var. Anaokulları. Yılımız 2000. Şimdi 2000 yılında tüm okulların sayısına 10x dersek, bunun %10'u, yani 10x'in %10'u demek kaç tane anaokulu varmış? X tane anaokulu varmış diyebiliriz. Sonra 2010 yılında ise %15'e çıkmış. Bunu sorunun bir yerinde kullanacağımız kesin. Çünkü şu anda 15 gıcık bir sayı. Bu ilde 2000 ile 2010 yılları arasında 50 okul açılmış. Yani 2010 yılına kadar gelene kadar burada kaç tane okul açıldı? 50 tane. Artık tüm okulların sayısı 10x artı 50 kadar yaptı. Bu okulların da 20'si anaokuluymuş. Yani şuradaki 20 anaokulu kadarmış. Kaç tane anaokulu yaptı? X artı 20 tane de anaokulu yaptı. Şu an 2010 yılındaki şeyleri de bulduk. Anaokulu ve tüm okul sayısını bulduk. Bu ilde 2000 yılında toplam kaç anaokulu, yani x nedir diye soruyor. Şimdi şurayı kullanırsak biz, 2010 yılında ise tüm okulların %15'i kadarı neymiş? Anaokuluymuş, yani %15'i. Hemen kullanıyorum onu bakın. Şöyle 10x, belki işlem uzun bir şey gelebilir. Artı 50 çarpı 15 bölü 100. Kaça eşitmiş? X artı 20'ye eşittir diyebiliriz. Bunun %15'i buna eşitmiş. Hemen bir sadeleştirmeye girsek, 5'e bölsek burası 3 yapar. 5'e bölsek burası 20 yapar. Buradan ne gelecek? 30x artı 150 bölü 20 eşittir x artı 20 olarak devam ediyor. Şu 0, şu 0 ve şu 0 birbirini götürsün. 3x artı 15. Şunu da karşıya atarsak 2x artı 40'a karşılık geldi. Bunu böyle atarsak x eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak 25. Demek ki bizim x'imiz 25. Zaten adam bize 2000 yılındaki anaokulu sayısını soruyordu. 2000 yılındaki anaokulu sayısı kaça eşitmiş? 25'e eşitmiş diyebiliriz. Birazcık işlem kalabalığı varmış. Sorunun zorluk derecesi orta seviye. Buradaki sadece verileri doğru yazmak önemli. Biliyorsunuz problemlerde zaten okumanın ne kadar önemli olduğunu. Hemen notunuzu alın. Geçelim. Bir mağaza sahibi tüm ürünlerinde etiket fiyatı üzerinden yüzde indirim yapıyor. Tamam, kabul. Aynı üründe 5'in üzerinde alınan her adet için şimdi bir maliyet fiyatım var. Burada bir indirim yaptım. Aynı üzerinde 5'in üzerinde alanlar ne demişti önce? Önce %20 indirim yaptık. Şurada bir %20'lik bir indirim yapacağız. Sonra aynı üründen 5'in üzerinde alanlar için her adet için ayrıca bir, ha şurada bir indirim yaptık. Burada 5 tane alana kadar. Şurada da 6'dan fazla alanlar için bir indirim daha yapacakmışız. Buradaki indirim miktarımız ne kadarmış? %25 kadarmış. Şuradaki indirimimiz ilk zamanda %20 idi. Şurada %20 diye düzeltelim. Şurada da %25'lik indirim yapılacakmış. İkinci indirim ilk 5 üründe uygulanmıyor. Ha, şurada şu %25'i buraya uygulanma diyor. Tamam. Bu mağaza etiket fiyatı 15 TL olan bir üründen. Şimdi
Önce bir satış fiyatlarımızı çıkartalım. Etiket fiyatı 15 TL'ymiş. Ben 15 TL'ye %20 indirim yaparsam, %20 demek ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 5 demektir. Yani 15'in 1 bölü 5'i kaç yapar? 15'in 1 bölü 5'i 3 yapar. Demek ki ben burada 3 TL'lik bir indirim yaptım. Demek ki benim şuradaki satış fiyatım kaç TL oldu? 12 TL oldu. Şuradaki yani ilk 5 tane ürün alana 12 TL'den verecekmişiz. Daha sonrası yani 5'ten fazla alanlar için 12'nin %25'ine bakacağız. 12'nin %25 demektir. 4'e bölmek demektir. 12 bölü 4, 3'tür. Yani 12'den 3 çıktı. 3 TL'lik bir indirim daha yaptı. Buradaki satış fiyatımızda ne kadar olmuş oldu? 9 TL'lik bir satış olmuş oldu. Şimdi burada bakın şunu da yapabilirdik. 15 çarpı 80 bölü 100. 12 çarpı 75 bölü 100 de yapabiliyorduk. Sayılar küçük olduğu için hiç o topa girmedim. Genelde o işlemi ben nerede yapıyorum? Büyük sayılarda genelde onu yapıyorum. Kaç tane ürün satacakmışız? 8 tane ürün. Şimdi 5 tanesini burada satacağız. 12 çarpı 5, 50, buradan 60 lira kazandık. Artı. Kalan 3 tane ürünü de ben burada satarım. 9 kere 3, 27 de buradan kazanırım. 60, 27. Toplamda ben kaç para kazanmış olurum? 87 lira para kazanmış olurum deyip soruyu bitirebilirim. Bakın ne yaptım? Önce satış fiyatlarımızı, şurası maliyet dediğimiz, soruda etiket olarak vermiş. Önce etiket fiyatını 15 lira dedim. %20 indirim yaptım. Ona da %25 indirim yaptım. Daha sonra 8 tane dediği için 5 tanesi birinci indirimden, kalan 3 tanesi de ikinci indirimden faydalanacak. Hep beraber. Yazın hemen geçelim. Evet, bu ne demiş? Aşağıdaki tabloda Cihat Ayfer çiftinin bahçelerindeki diktikleri 4 çeşit, 1, 2, 3, 4 çeşit ve ağaçlarının sayısı ve ağaçlarının yüzdesi oranları verilmiştir. Buna göre Cihat Ayfer çiftinin bahçesindeki badem ağacı sayısı yani şuradaki x sayısı kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Bir kere bunların nesi %30'u kaça karşılık geliyormuş? 12'ye karşılık geliyormuş. Hemen bir denklem kurabilirim ben. %30'u 12 taneye karşılık geliyorsa ben tamamını yani %100'ünü bulabilirim. %100'ü kaç ağaca denk gelecektir diye. Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 3'ün 4 katı 12. 10'un 4 katı 40. Demek ki toplamda bizim bahçemizde kaç tane ağaç olması lazımmış? Toplamda 40 tane ağaç olması lazımmış. Ben ayvanın yüzdelik miktarını biliyorum. Ayva %40'ı kadarmış. Yani 40 çarpı 20 bölü 100 kadar ayva varmış. Yani 8 tane de ayva ağacı varmış. Burayı da bulduk 8. Soru bitti arkadaşlar. Buranın toplamı tamamen kaça eşitti? 40'a eşitti. 12, 20, 30. 30 artı x 40'a eşitse x buradan kaç gelecektir? 10 gelecektir. Önce cevizden bütün ağaçları buldum. Ardından verilen yüzdeden ayvayı hesapladım. Bütün ağaçlardan tüm ağaçları toplamından biz bulduğumuz ağaçların sayısını ne yapmış olduk? Çıkartmış olduk. Evet, ne demiş bize? Yine çıkmış bir soru. Yani bu FÖY'ün tamamını çözmemin sebebi hemen hemen her sene yüzde problemleri çıkıyor sınavda. O yüzden bütün FÖY'ü çözüyorum. Normalde seçmece gidecektim ama yüzde problemleri çok çıktığı için hepsini çözmek istedim size. Bir çobanın koyunları ya ikili ya da üçüz doğum yapmıştır. Yani bir ikiz doğumumuz var ya da üçüz doğumumuz var. Şuradan x tane koyun gelse şuradan y tane koyun gelecektir. Bu çobanın doğum yapan toplam 28 koyunu olduğuna göre yani toplamda hemen ilk denklemi yazıyorum bakın. X artı y kaça eşitmiş? 28'e eşitmiş. Bunu yazdık. Diyor ki ikili doğumların %75'i, üçüz doğumların ise %50'si yaşamıştır. Şimdi 75 demek, %75 demek 75 bölü 100'dür. 25'e bölsek 3 bölü 4'ü yaşamış. 150 demek 1 bölü 2'si yaşamıştır. 50 bölü 100'ü yaşamıştır. Şimdi buradan 2 tane doğduğu için ben burada ne yapacağım? İkiz olduğu için bir kere 2 ile çarpacağım. Toplam 2 tane kuzumuz olur. Bunların da kaçı yaşıyormuş? 3 bölü 4'ü yaşıyormuş. Burası 300 olduğu için bir kere 3 ile çarpacağım. 3 y'nin ne kadarı yaşıyormuş?
1 bölü ikisi yaşıyormuş diyebiliriz. Soru bize ne vermişti? Ne soruyordu hatta? Toplam kaç kuzu yaşamıştır? Şuraya bizim yazdıklarımız neler? Bunlar bizim yaşayan grubumuz. Yaşayanlar 2x çarpı x tane vardı. 2 tane doğurduğu için 2x çarpı 3 bölü 4'ü sağ kaldı. Değil mi? Evet, yaşamıştı. Y tane doğurduk. 3 ile çarptık 300 olduğu için. 3y 1 bölü 2'si yaşadı. Buranın sonucu kaça eşittir diye sormuş soruda bize. Şurayı hemen toparlarsak. Burası ne geliyor? Toplarsak 3 parantezinde x artı y bölü 2 geliyor. Bize zaten soruda x artı y'yi vermiş 28 olarak. 28 ile 2'yi sadeleştirirsek 14, 30 toplamda kaç tane kuzu yaşamıştır o halde? 42 tane kuzu yaşamıştır. Eğer vefat edenleri yani ölenleri sorsaydı ne yapacaktık? 25'ine bakacaktık burada. Ya da direkt şeyden de hesaplayabilirdik. Bakayım x'i bulduk mu biz? Yok, bulamadık. Yok, tek tek şuradan yine hesap yapacaktık. %25'i ölmüştür. %50'si ölmüştür deyip yine aynı hesabı yapacaktık. 14 YGS.